Hala kalabalığın arkasında İsa Mesih'ten uzaktaysanız o zaman öne gelin yaklaşın sen ve ben gerçek ve tek Tanrıyı kişisel olarak tanıyabiliriz. Bunu yapmak için de İsa Mesih'e bakmamız gerekiyor. Ne mutlu yüreği temiz olanlara. Onlar Tanrıyı görecekler. Merhaba Genellikle bir trafik kazasından sonra aslında suç bende değil, karşı tarafta dendiğini sık sık duymuşuzdur. Bilmem hiç düşündünüz mü, niçin acaba genellikle suçlu olduğumuzun bilincinde olsak bile suçu başkasının üzerine atmaya çalışırız? Ben Haluk Bilgen, gerçek ve tek Tanrı İsa Mesih'in sonsuz yaşam veren sözlerine yer verdiğimiz Umut Dolu Sözler adlı programımıza Hoş geldiniz. Gerçek şu ki hepimiz şu veya bu şekilde bu oyunu oynadık ve suçlu olduğumuzu bildiğimiz halde asıl mağdur olanın biz olduğuna kendimizi inandırmaya çalıştık. Niçin bunu yaptık? Bunu yaptık çünkü sen ve ben sadece kendimizi düşünürüz. Yani benciliz. Dahası gerçeklerle yüzleşip sorumluluk almak istemediğimiz, yani korktuğumuz için bu şekilde hareket ettik. Mesela işe geç kaldığımızda patrona iki saat otobüs bekledim, o yüzden geç kaldım deriz. Değil mi? Niçin? Çünkü cezalandırılmak istemeyiz. Yani cezalandırılmaktan korkarız. Eğer işimizi kaybedersek suçlu hiçbir zaman biz olmayız. Çünkü asıl suçlu merhametsiz ve anlayışsız olan patronumuzdur. Eğer verdiğimiz bir sözü tutmazsak mutlaka bir sebepten dolayı tutamadığımızı ve bu konuda çaresiz kaldığımızı bile söyleyebiliriz. Niçin? Çünkü eğer sözümüzü tutmadığımızı itiraf edersek bu sorumluluğumuzu üstlenmek ve bunun sonuçlarına katlanmamız gerektiği gerçeğini kabullenmek anlamına gelir. Ve bu da bizi zora sokacaktır. Tanrı'nın ebedi ve tek gerçek sözü kutsal kitabı okuduğumuzda bu problemin ilk atalarımız Adem ve Havva günah işledikten sonra insan karakterinin bir parçası haline geldiğini anlıyoruz. Bakın kutsal kitabın yaratılış kitapçığı 3. bölüm 10 ile 13. ayetler arası ne diyor? Rab Tanrı Adem'e neredesin diye seslendi. Adem, bahçede sesini duyunca korktum. Çünkü çıplaktım. Bu yüzden gizlendim dedi. Rab Tanrı, çıplak olduğunu sana kim söyledi diye sordu. Sana meyvesini yeme dediğim ağaçtan mı yedin? Adem, yanıma koyduğun kadın ağacın meyvesini bana verdi. Ben de yedim diye yanıtladı. Rab Tanrı kadına nedir bu yaptığın diye sordu. Kadın yılan beni aldattı o yüzden yedim diye karşılık verdi. Dikkatinizi çekmiştir. Biraz önce okuduğumuz bu ayetlerde ilk atamız Adem günah işlediğini yani Tanrı'nın yememelisin dediği meyveyi bir seçim yapıp yediğini itiraf etmek yerine Yanıma koyduğun kadın ağacın meyvesini bana verdi ben de yedim dedi. Yani suçunu kabullenmek yerine kadının üzerine yüklemeye çalıştı. Aynı şekilde kadın kocası Adem gibi Tanrı'nın sözüne itaat etmeyerek bir seçim yapıp meyveyi yediğini ve bunu yapmakla günah işlediğini itiraf etmek yerine yılan beni aldattı o yüzden yedim diyerek suçu yılanın üzerine yüklemeye çalıştı. Şeytana uydum lafını duymuşsunuzdur. İşte o deyim buradan geliyor. Nitekim o gün bugündür insan hep aynı. Gerektiğinde suçlu olduğumuzu kabullenip suçumuzu itiraf etmek yerine hem suçlu hem güçlü gibi davranarak yaşamaya devam ediyoruz. Bütün bunları duyduktan sonra şu soru aklınıza gelebilir. Peki acaba içimizde yaşayan günahın kaynağı olduğu bu problemden kurtulmak mümkün mü? Hamdolsun kutsal kitap diyor ki evet mümkün. Ve bunun mümkün olmasını sağlayan da Tanrı'nın ta kendisi ve beden almış sözü İsa Mesih'tir. Çünkü Tanrı vaatlerine sadıktır. Tanrı insan günah işledikten hemen sonra hem yargısını hem de merhametini açıklamış ve insanı günahın bedeli olan sonsuz ölümden kurtarmak için bir kurtarıcı göndereceğini vaat etmiştir. Bakın biraz önce okuduğumuz ayetlerin devamında Tanrı ne diyor? Yaratılış kitapçı 3. bölüm 14 ve 15. ayetler. Bunun üzerine Rab Tanrı yılana bu yaptığından ötürü bütün evcil ve yabanıl hayvanların en lanetlisi sen olacaksın dedi. Karnının üzerinde sürünecek, yaşamın boyunca toprak yiyeceksin. Seninle kadını onun soyuyla senin soyunu birbirinize düşman edeceğim. Onun soyu senin başına ezecek. Sen onun topuna saldıracaksın. Aynı kutsal kitap diyor ki burada kadının soyunu temsil eden Rab İsa Mesih'tir. Evet, Tanrı'nın değişmeyen vaatleri uyarınca bir gün bu dünyaya gelecek olan ve insanın günaha düşmesinde rol oynayan yılan kılığındaki şeytanın başını ezecek olan ve aynı zamanda Tanrı'nın suretinde yaratılan insanı günahın bedeli olan sonsuz ölümden kurtaracak olan odur. Nitekim Tanrı'nın tek ve gerçek sözü kutsal kitaba verilen başka bir isim de müjdedir. Tanrı'nın sözü bir müjdedir çünkü o söz Günah yüzünden ölüme mahkum yaşayan seni ve beni kurtarmaya gelen bir kurtarıcının yani İsa Mesih'in müjdesini duyurmaktadır. Ve İsa Mesih'in müjdesi kısaca şudur. Her şeyi yaratan Tanrı beden alıp İsa Mesih kişiliğinde kendi belirlediği zamanda aramıza geldi. Yaşadı, Tanrı'nın sözünü duyurdu, öğretti ve birçok mucizeler yaptı. İnsan günahının bağışlanabilmesi, yani kutsal olan Tanrı'nın adaletinin yerine gelebilmesi için kurban edildi, çarmağa gerildi ve öldürüldü. Ve hamdolsun, Tanrı'nın sarsılmaz vaatleri uyarınca öldükten üç gün sonra ölümden dirildi ve bir gün bu dünyaya geri dönmek için tekrar göğe alındı. Bakın kutsal kitap bu gerçeği nasıl vurgular? Elçilerin İşleri kitapçı 1. bölüm 3 ile 11. ayetleri arası şöyle diyor. İsa ölüm acısını çektikten sonra birçok inandırıcı kanıtlarla elçilere dirilmiş olduğunu gösterdi. 40 gün süreyle onlara görünerek Tanrı'nın egemenliği hakkında konuştu. Kendileriyle birlikteyken onlara şu buyruğu vermişti. Yeriş ayrılmayın. Babanın verdiği ve benden duyduğunuz sözün gerçekleşmesini bekleyin. Şöyle ki Yahya suyla vaftiz etti ama sizler birkaç güne kadar kutsal ruhla vaftiz edileceksiniz. Elçiler bir araya geldiklerinde İsa'ya şunu sordular: "Ya Rab, İsrail'e egemenliği şimdi mi geri vereceksin?" İsa onlara: "Babanın kendi yetkisiyle belirlemiş olduğu zamanları ve tarihleri bilmenize gerek yok karşılığını verdi. Ama Kutsal Ruh üzerinize inince güç alacaksınız. Yeruşalim'de, bütün Yahudiye ve Samiriye'de ve dünyanın dört bucağında benim tanıklarım olacaksınız. İsa bunları söyledikten sonra onların gözleri önünde yukarı alındı. Bir bulut onu alıp gözlerinin önünden uzaklaştırdı. İsa giderken onlar gözlerini göğe dikmiş bakıyorlardı. Tam o sırada beyaz giysiler içinde iki adam yanlarında belirdi. Ey celileliler neden böyle göğe bakıp duruyorsunuz diye sordular. Aranızdan göğe alınan İsa göğe çıktığını nasıl gördünüzse aynı şekilde geri gelecektir. Nitekim Elçi Paulus Tanrı'nın Kutsal Ruh'unun verdiği esinle 1. Korintliler 15. bölüm 21 ve 22. ayetlerde İsa Mesih'in ölümden dirilmiş olduğu gerçeğinin tövbe edip ve ona inanıp günahta yaşamaya hayır diyen her kişi için geçerli olduğu gerçeğini şu sözlerle ifade eder. Ölüm bir insan aracılığıyla geldiğine göre ölümden diriliş de bir insan aracılığıyla gelir. Herkes nasıl Adem'de ölüyorsa, herkes Mesih'te yaşama kavuşacak. Beni dinleyen sevgili arkadaşım, Tanrı'nın yaşayan sözü kutsal kitabın sözleri uyarınca sen ve ben gazap çocuklarıyız. Çünkü doğuştan birer günahkarız ve bu yüzden sonsuz ölüme mahkumuz. Ve birer ve birer günahkar olduğumuz için benciliz. Sorumluluk almaktan kaçarız ve gerektiğinde suçumuzu kabullenmek yerine başkasının üzerine yüklemeye çalışırız. Seni ve beni kendi suretinde yaratan Tanrı günahlı tabiatımız yüzünden mahvolmamıza, yani sonsuza dek ondan kopmamıza razı olmadı. İsa Mesih'i bir kurtarıcı olarak aramıza gönderdi. Yani merhametini gösterdi. Bakın kutsal kitabın Romanlar kitapçığı 6. bölüm 23. ayet ne der? Günahın ücreti ölüm. Tanının armağanı ise Rabbimiz Mesih İsa'da sonsuz yaşamdır. Bu müjdeye, bu gerçeğe şu anda olduğun yerde inanabilir ve kurtulabilirsin. Daha fazla bekleme. Bugün niçin suçumuzu kabullenmek yerine başkalarının üzerine yüklemeye çalışırız. Bundan söz ettik. Anladık ki bunun sebebi günahkar bir tabiata sahip olmamızdır. Ve bu günahkar tabiat bizi sonsuz ölüme mahkum etmiştir. Ama hamdolsun günahın hayatlarımıza getirdiği bu mahkumiyeti kabullenmek zorunda değiliz. Tanrı bir kurtuluş kapısı açmıştır ve bu kapı Rab İsa Mesih'tir sonsuz yaşama götüren bu kapıdan giren her kişi Tanrı'nın ruhundan doğar ve onun çocuğu olur ve kurtulur. Bugün de süremiz doldu. Başka bir umut dolu sözlerde tekrar buluşmak dileğiyle hepinizi saygıyla selamlıyor ve esenlikler diliyorum. Hoşçakalın. hala kalabalığın arkasında İsa Mesih'ten uzaktaysanız o zaman öne gelin yaklaşın sen ve ben gerçek ve tek Tanrıyı kişisel olarak tanıyabiliriz bunu yapmak için de İsa Mesih'e bakmamız gerekiyor ne mutlu yüreği temiz olanlara onlar Tanrıyı görecekler